Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Edebiyat tarihini gördük, bitirdik. Bir sürü konuyu izlediniz, takip ettiniz. Şimdi artık münferit başlıklar üzerinden gideceğiz. Yani belirli türlerin özelliklerini vererek gideceğiz. Bunlardan ilki nazire. Benim sevdiğim bir konudur. 2017 sınavında daha doğrusu 2018 sınavında yani bu yılki yapılan sınavda tanzir ifadesiyle nazire geçti. Yani iki tane beyit verildi. Bunun diğerine göre yazılı şekline ne denir? Tanzir. Yani nazire yazma. Sadece şiir üzerinden geçti. Bir de bizim nazire mecmualarımız var. Teskire öncesi Adeta teskireyi hazırlayan bir gelenekten bahsediyoruz. Nazire mecmuaları diye ya da Türk şiirinde nazire diye bir başlıkla konumuza başlıyoruz. Öncelikle Türk edebiyatında yazarı bilinen 5 nazire mecmuası var. Şimdi bunları anlatacağım sonra da nazire nedir onu da detaylı olarak göreceğiz. Önce ya nazire ne ki demeyin. Önce şu nazire mecmualarını aklımızda tutalım. Şimdi nazire eserlerinin asları birbirine çok karışır. Fakat biz ne yapacağız? Nazire yazarları üzerinden gideceğiz. 5 tane nazire mecmuası yazarı var. Birincisi Ömer bin Mezit. İkincisi Eğirdirli Hacı Kemal. Üçüncüsü Edirneli Nazmi. Dördüncüsü Pervane bin Abdullah. Beşincisi ise bu dinli hisali. Bu gördüğünüz beş ismi unutmuyorsunuz. Şu on numara bir sorudur. Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir eser kalem almıştır? Ömer bin Mezit, Eğridirli Hacı Kemal, Pervane bin Abdullah, Edirneli Nazmi ve bu dinli hisali. Bu beş ismi unutmuyoruz. Şimdi bunların eserlerine gelecek olursak. Ömer bin Mezit 1437'de Mecmuatün Nezair, Mecmuatün Nezair isimli bir eser kaleme alıyor. Bu eserde şöyle bir durum var. Şimdi buradan bir parantez açıp nazire ne? Beş ismi aklımızda tuttuk ya. Eserlere geçmeden önce nazirenin mantığı ne? Olay şu. İyi dinliyoruz. Çoğunuz ne olduğunu bile bilmediğiniz bir konudur bu. Hani çok kenarda kalır ama çok önemlidir. Nazire'deki mantık şu. Bir şair geldi. Şiirini yazdı. Sonra başka bir şair geliyor diyor ki. Bunu usta bir şair yazdı. Üstat bir şair yazdı. Yeni yetişen genç bir şair diyor ki. Ben üstad şairle aynı vezin aynı kafiye, aynı redif, aynı nazım şekli, aynı nazım türü. Yani aynı malzemeyi kullanarak onun gibi şiir yazmaya çalışayım diyor. Yani Nazire Mecmuası'nın nazirelerin yazılmasındaki ilk amaç şu. Üstat gibi yazabilmek bir nevi bu özelliğinden dolayı nazireye okul da denilir. Şairleri yetiştiren bir okul. Yeni yetişen genç bir şair usta şairle aynı malzemeyi kullanarak tıpkı onun gibi şiir yazmaya çalışır. Vezin, kafiye, redif, nazım şekli nazım türü. Bir, bir diğeri de usta şair şiirini yazdı. Ondan sonra gelen başka bir şair der ki ben Aynı malzemeyi kullanarak ondan daha güzelini yazarım. Yani bir üstünlük çabasıyla yazılır. Bu yüzden de şairler arası rekabeti de gösterir bize nazireler. Yani nazireler niye yazılıyormuş? Bir, genç bir şairin usta bir şairle aynı malzemeyi kullanarak onun gibi olmaya çalışmasının ürünüdür. İkincisi de başka bir şairin aynı malzemeyi kullanarak diğerinden daha üstün olduğunu kanıtlama çabasının ürünüdür. Burayı anladık. Şimdi bu şiirler yazılıyor. Bu nazire mecmuaları da nazire mecmuası hazırlayan adamlar da şunu yapıyor. Şimdi birazdan göreceğiz. Mesela Ömer bin Mesit, Eğirdir Laci Kemal, Edirneli Nazmi adamların yaptığı iş şu. Önce zemin şiiri bize verdi. Yani o deminki dediğim üstad şairin yazdığı şiir. Biz ona zemin şiir diyoruz. Kendisine nazire yazılan şiire zemin şiir diyoruz. Dikkat edin. Ya da model şiir. Zemin şiiri koyuyor. Altına da Sıralıyor. Nazireyi x, nazireyi y, nazireyi şu, nazireyi bu, nazireyi o diye bu şiire yazılan bütün nazireleri sıralıyor. Ve böyle oluşan eseri işte biz nazire mecmuası diyoruz. Peki bu nazire mecmuası ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Divan edebiyatının var ya, rating makinasıdır nazire mecmualara. Şu, bir şair yaşadığı dönemde, sonraki dönemde ne kadar takipçi bulmuş, ne kadar şairi etkilemiş, çok şiiri, bütün şiirlerimi diğer şairleri etkilemiş, bazılarımı etkilemiş. Ben bir nazire mecmuasını açıp baktığımda şunu görüyorum. 16. yüzyılda diyorum şu şiirler genç şairleri çok etkilemiş. Şu şairler yaşadığı döneme damgasını vurmuş diye biliyorum. Yani nazire mecmuası bana hiçbir kaynakta olmayan bir bilgiyi sunuyor şairlerin o dönemde hangi eserlerinin, hangi şiirlerinin revaçta olduğunu gösteriyor. Bu birincisi. Şimdi aklımızda çıkaran, çıkmamız gereken bir diğer nokta. Nazireler nasıl yazılmak zorunda? Yazılış amaçlarını söyledim. Bir genç şairin yetişmesi, diğeri üstünlük çalışması, üstünlük çabası diyelim. Vezin aynı olacak. Kafiye aynı olacak. Redif aynı olacak. Burada görüyorsunuz. Vezin, kafiye, redif, nazım şekli, nazım türü. Yani bir gazelse şiir, o da gazel yazmak zorunda. Gazel aşikane ise öteksi aşikane yazmak zorunda. Ha zorunda derken kurallar böyle. Vezni failatun failatun failünse o da öyle yazıyor. Kafiye ise mürdef kafiye ise o da mürdef kafiye. Redifi her neyse onu kullanıyor. Şimdi Gazellerde daha çok kasidelerde ve gazellerde görülen nazirelerde bunlara dikkat ediliyor. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunlar ilahi kurallar değil. Yani vezni aynı olmayan, kafiyesi aynı olmayan, redife aynı olmayan nazirelerde yazılmış. Ama nazire raconunda bu yola girmeye çalışan şairlerin genellikle uymaya çalıştıkları başlıklar bunlar. Bir diğer meseleye gelecek olursak. Nazireleri edebiyatımızda kim başlattı sorusu. İlk nazireleri kim yazdı? Bunun cevabını Yunus Emre'de görüyoruz. Yunus Emre Anadolu'da Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdığı nazirelerle bu geleneği başlatan kişidir. Türk edebiyatında da Hoca Ahmet Yesevi'ye yazılan nazireler bu alanda ilk örnekler olarak kabul ediliyor. 14. asırdan itibaren ta 19'a kadar da nazireler sürekli yazılıp devam etmiştir. Hatta hatırlayın 18. yüzyılda dedik ki bir nazire edebiyatı görünümündedir. Herkes mevcut şiirlere nazireler yazıyor demiştik. Şimdi bu bilgilerimizi nazire mecmuaları bağlamında kullanmaya başlayalım. İlk nazire mecmuamızı kim yazmıştı? Ömer bin Mezit. 1437'de Mecmuatün Nezair adıyla yazıyor. Ben bu esere baktığım zaman içerisinde 84 şairin 397 şiirini görüyorum. Mecmuatün Nezair 15. yüzyıl hakkında bana Ah Nesimi olsun, Şeyhi olsun. Yani o dönemin eski şairlerinin şiirlerini bulabileceğim önemli bir kaynak. İkinci nazire mecmuamız Eğirdirli Hacı Kemal'in hazırladığı Cami'ün Nezair. Cami-ün Nezair 1512'de yazılıyor arkadaşlar. Ve hacimli bir eserdir. 266 şairin 2824 şiiri var. Cami-ün Nezair'di. Hemen hatırlayalım. Bilgilerimizi şöyle bir yoklayalım. Çahname diye bir eserden bahsetmiştim ben size. Dedim ki bu eserin varlığını biz Eydirli Hacı Kemal'in Camiün Nezair'ine borçluyuz demiştim. Camiün Nezair'de Ahmet Fakih'in Çarnamesi vardır. Eğer o eser yazılmasaydı biz bugün ne Çarname'ye ne de Ahmet Fakih'e dair bir bilgi sahibi olabilecektik. Gene Eyirdirli Hacı Kemal'in hazırladığı eserdi arkadaşlar. Ahmeti dâyi gibi, dehani gibi, habibi gibi o dönemin eski şairlerinin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından önemli. Eyirdirli Hacı Kemal, Cami Yüne 1512, 266 şairin 2824 şiiri. Bakın bu bilgileri alt alta aklımızda tutacağız. Üçüncü Nazire Mecmua'mız. Üçüncü Nazire Mecmua'sını Edirneli Nazmi yazıyor. Mecma ün nezair. Bütün nazireler içerisinde şiir sayısı bakımından en hacimlilerinden biri. Bu eser 1533'te yazılıyor arkadaşlar. Edirneli Nazmi. Şair ve eser sayısı, şiir sayısına dikkat edelim. 357 şairin 5527 şiiri var. Bak demin 2824 demiştik Eğirdir Laci Kemal'de. İki katını yazıyor adam. Bir sürü nazirenin ben burada kim kime yazmış, nasıl yazmış, kaç tane naziresi var çok geniş bir şekilde bana Edirneli Nazmi'yi 15 ve 16. yüzyıla ait çok zengin bir malzemeyi aktarıyor bize. Bu açıdan Edirneli Nazmi'nin mecmu'un nezairini unutmuyoruz. Dördüncü yazarı bilinen nazire mecmuamızı Pervane bin Abdullah yazıyor arkadaşlar. Gene Pervane Bey mecmuası diye de geçer. Diğer adı da Camiün Nezair'dir. Şimdi Pervane Bey'in özelliği Kanuni'nin en yakınında bulunan isimlerden biridir. 1560'da yazıyor bunu Pervane Bey ve içerisinde 430 şairin şiiri var şair sayısı bakımından en hacimli mecmuadır. Pervane bin Abdullah'ın yazdığı Cami Ün Nezair 1560. Son nazire mecmuamız. Bu dinli Hisali'nin arkadaşlar 17. yüzyılda yazmış olduğu Metali Ün Nezair. Buna dikkat ediyoruz. Metali Ün Nezair. Bu dinli Hisali şunu yapıyor. Mesela ben bir Eğirdirli'nin, Edirneli'nin nazire mecmuasını açtığım zaman zemin şiir var. Altına da yazılan nazireleri tek 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 50 tanesi 50'si 100 tanesi 100'ünü birden yazıyor. Nazireyi ce cemali, nazireyi şu, nazireyi bu diye yazıp gidiyor. Ama bu dinli hisali şiirlerin sadece matlalarını veriyor. Bu yüzden metali ünnezair adını veriyor. Nazirelerin matlağları. Şiirin tamamını vermiyor. Sadece matlalarını veriyor arkadaşlar. Tamam. Nazire mecmuaları ve nazirelerle ilgili bilgilerimizi hemen bir hızlıca tekrar ediyoruz. Beş tane nazire mecmuası var. Kimdi bunlar yazarların? Eserlerden aklımızda kalmaz. Ömer bin Mezit, Eğirdirli Hacı Kemal, Edirneli Nazmi, Pervane bin Abdullah ve bu dinli Hisali. Bu beş nazire yazı, nazire mecmuası hazırlayıcısını unutmuyoruz. Nazireler niye yazılıyordu? Ya genç bir şairin kendisini yetiştirmek için yazıyordu ya da üstünlük kurmak için yazılıyordu. Dikkat edeceğimiz nokta nazire yazılırken şiirlerin dilinin de aynı olması gerekir. Yani bir Türk şairi gidip de bir Fars eserine nazire yazamaz. Çünkü vezindi, kafiyeydi, şuydu, buydu sıkıntılar çıkar. Aynı dilde olması gerekiyor. Nazireleri Türk edebiyatında başlatan kimdi? Anadolu'da Yunus Emre'ydi arkadaşlar. Bunlar Nazirelerle ilgili bilmemiz gereken şeylerdi. Kendisine nazire yazılan şiire biz ne diyorduk? Zemin şiir, model şiir. Nazire yazmaya ne diyorduk? Tanzir diyorduk. Nazire yazma anlamında. Nazire mecmualarıyla alakalı bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde şair teskirelerine yani şuara teskirelerine bir geçiş yapacağız. O konuyu işleyeceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle diyorum güle güle